Evet, çok güzel bir pregaladan çıktık. Bugün olaylı bir bölüm oldu. Son olaylı kısımda kritikte sizlere gösterdiğimiz kısımdı. Bu kızlarımızın şipleri gecelere akmış, alemlere akmış. Hira, o zaman senden başlayacağım. Ne düşünüyorsun Murat'ın bu kulüp hayatı konusunda? Yani şimdi ilk önce biz de tabii çıkacağız edeceğiz. Yani izin aldı, verdim. Evet, ama bazı noktalarda söylemeyi unuttu. O yüzden tişörtünü biraz şöyle cart yırtmış olabilirim yani. Bir daha yapar mı? Asla. Peki sen bir daha tişört yırtar mısın? Çok biraz sinirlendi gibi hissettim ben. Yok, o benim normal. Bazen böyle şeyler yapabiliyorum ben. Murat şey dedi ya, çok güldüm. Ben dedi seninle evlensem dedi sen beni bir haftada ya öldürürsün dedi ya da hani yatak odasında herhalde sabah cenazemi bulurlar dedi. Çok haklı. Bir şey canım sıkılırsa yemeğini atarım Paris'e yerine. Bir şeyini rahmetli olur sonra. Nile, sen ne diyorsun bu tepki? Çünkü senin de biliyorsun ki Oğuz. Tebrik ediyorum. Hira'yı tebrik ediyorum gerçekten. Ya. Söylemiştim o zaman da, çok iyi yaptı. Ben yapamıyorum öyle şeyler. Ben senin yerine de seni evet. Keşke yapabilseydim, yapsaydım iyi olurdu. İçim rahatlardı, yapmadım. Ya. Ben küçük trip. Küçük tatlı. Maalesef. Sen aslında sessiz ve derinden bakışlarınla öldürenlerdensin. Acı çektirdim. üzüldü o bayağı da. Yapacak bir şey yok bu kadar. Yine iyi ama yani Hira kadar yapmadım. Hira kafasına oturdu gerçekten. O sahneyi gördüm mü? İyi ki gördüm. Yani izlesem olmazdı. Canlı görmem lazım. Kafasını koyduruyor oturdu. Tebrik ediyorum Hira'cı. Bir de Oğuz Murat'tan daha böyle şu anda masum duruyor. Çünkü ses gitmiş. Kendini açıklayamıyor. İfade edemiyor. O kadar zor durumda gibi gözüküyor ki yani Nihle ya uzatmak istemedi ya da dediğim gibi hani klasik bizim Nihle'miz kıyamadı. Ben daha çok sinirleniyorum bu arada, onun sesi gelmiyor ya, daha çok sinirleniyorum. Çünkü hani ben ona dinlen dedim, sıcak bir şeyler iç dedim, o gitti oraya. İsteye isteye yaptı ya, daha çok sinirlendim o yüzden, ama yine de bu kadar kısabiliyorum maalesef. Ya. Aşkım kıyamam ben sana ya. Benim sen bana yardım edeceğim ben ona bu konularda. Bir de şöyle bir şey oldu. Rotinda bağlandı. Rotinda eski yaşamacımız. Buradan Rotinda'ya selamlar yolluyorum. Birazcık Hira'yla dalaştılar gibi hissettim. Gözlerim ya da ilk konuşmamda kesinlikle diyorlar ki ne egoist. Zaten Rotinda dedi, bu ne ego dedi yani. Çok haklı bu arada. Çünkü o şekilde gözüküyorum. Ama tanıdıkça yani o zorlu süreci geçtikçe iyi bir kız. Ama Rotinda'cığım birazcık sen de kendini tam ifade edemedin. Çünkü Murat hani hiç selamlaşmamış, şey yapmamışlar. O da uzaktan yapmış ama merhabalaştık falan dedi. Hani onu demeseydi. Sadece şöyle yaptım geçtim, zaten ilişkim var deseydi asla yanlış anlamazdım zaten. Zaten bizim Rotunda ile ilgili bir problemimiz asla. Yok, Hira'nın da öyle olduğunu düşünüyorum. Bizimkilerle ilgili problemimiz biz var. Biz orada hani o merhabalaştık deyince ve bizimkiler hemen böyle hayır öyle bir şey olmadı deyince biz de hani onlara olan şeyimizde hani onlar ne diyor. O yüzden sorduk. Doğru. Yani. Onu sorgulamak için yani. Tabii ki güveniyoruz da aynı zamanda bizimkiler ama hani bir şeylik parayla bir çatışma var o yüzden. Evet. O yüzden sorduk yani Rotuncacığım. Rotuncacığım. Sonrasında şey söyledi ya hani benim de bir ilişkim var ve yanlış olur diye ben de biliyorum o atmosferi falan diye girdi. Orada zaten ilk başta o şekilde girseydi ben ona o soruyu bile sormazdım. Derdim kız herhalde yanlış ifade etti hani o cümleyi derdim. Ama ilk önce o şekilde girmediği için ben öyle soru sordum, o da beni yanlış anladı. Kötü niyetle ben de çünkü evet. O soruyu düşünmüyorum. Kötü niyetle onu kendim yani soruyorum. Kötü niyetle değilim. Hira'nın da öyle olduğunu düşünüyorum. Ve hani gerçekten Rotunda da orada da söyledim. Düşüncesi için teşekkür ederim. Gerçekten çok böyle ince bir düşünceydi evet. Yani onun gösterdiği de. Ve ben şey söylemek istiyorum. Hani biz kendi sevgililerimize de bir güvensizlik ya da herhangi bir şey yok. Sadece bir hani oldu, aynen böyle küçük şeylerde bir tripleşme olabilir bunlar. Gayet normal. Evet. Arada olur yani, her gün değil sonuçta. İnsan merak ediyor. Aynı şekilde Rotunda'nın da başına gelse o da gelip soracaktı. Söyleyecektik yani. O zaman Hira'nın Murat'ı bir başka bölümde cart diye yırttığı bölümü izleyelim. Ne kadar hepinize hoşça kalın diyoruz. Yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Özellikle bu bölümle alakalı bu Hira'nın cart diye yırtmaları olsun, peşinden koşmaları olsun, ıslak odunla, ıslak kumaşla dövmeleri olsun. Bunları lütfen yorumlayın sevgili Kısmet Uslar. Hepinizi öpüyoruz. Görüşürüz.